Merhaba arkadaşlar, yeni bir konuyla birlikteyiz. Artık pankreasa geçtik. Dediğim gibi bu videoda anlatabilirsem hepsini bitirip artık hormonları tamamlamayı düşünüyorum. Bir sonraki videoda soru çözümünü göreceğiz. Ama dediğim gibi yetişmezse, çok uzun sürerse bir video daha çekebilirim. Şimdi pankreasa bakalım. Arkadaşlar, pankreas karma bir bezdir. Yani hem sindirim enzimi salgılıyor hem de hormon salgılıyor. Biz bu bezlere ne diyoruz? Karma, yani mezokrin bez diyoruz. O zaman yazıyorum, bakın, mezokrin bezdir. Mezokrin bezdir. Arkadaşlar, bunun iki tane yapısı var. Bunlardan birincisi asinar hücreleridir. Asinar hücreleri. Bu asinar hücreleri sindirim enzimi salgılar. Yani sindirimde görevlidir. Bir de Langerhans adacıkları vardır. Langerhans adacıkları. Arkadaşlar, bu adacıklar da iki hücreden oluşuyor. Biri alfa hücreleri. Diğeri de beta hücreleri. Şimdi bu alfa ve beta hücrelerinden farklı hormonlar sentezlenecek. İki tane hormon vardır burada önemli olan. Arkadaşlar, alfa hücrelerinden glukagon hormonu üretilir. Glukagon. Beta hücrelerinden ise insülin hormonu üretilir. Peki ne işe yarayacak bu hormonlar? Arkadaşlar, İkisi de kan şekerinin ayarlanmasında görevli. Hem insülin hormonu hem de glukagon hormonu. Biz ilk önce insülinden başlayalım. Daha sonra da glukagonu anlatırız. O zaman ben şöyle A diyorum. İnsülin. İnsülin hormonu. Peki insülin hormonu ne işe yarıyor? Arkadaşlar, insülin hormonu dediğimiz gibi beta hücrelerinden salgılanıyor. Ve kan şekerini düşüren hormondur. Bakın, kan şekerini düşürür diyelim öncelikle. Kan şekerini düşürür. Kan şekerini düşürür derken normal seviyeden aşağı düşürmez. Yükselmiş olan, yani normal seviyenin üstüne çıkmış olan kan şekerini normal seviyeye getirir. Hani o şekilde düşünün. Direkt olarak kan şekerini tamamen düşürüp işte bizi hasta etmez arkadaşlar. Normal, yani sağlıklı bir insanda normal seviyenin üstüne çıkan kan şekerini dengeliyor. Peki başka ne gibi etkileri var? Arkadaşlar, kandaki glikozun ve amino asitlerin hücreye geçişini sağlar. Kandaki amino asit ve glikozun hücreye geçişini sağlar. Hücreye geçişini sağlar. Bir diğer özelliğe baktığımız zaman arkadaşlar, yine glikozun yağ asitlerine dönüşümünü sağlar. Onu da söyleyelim. Glikozun yağ asitlerine dönüşümünü sağlar. Dönüşümünü sağlar. Bir başka özelliğine baktığımızda yine glikozun fazlasının karaciğerde glikojen şeklinde depo edilmesini sağlar. Glikozun fazlasının karaciğerde glikojen şeklinde depo edilmesini sağlar. Depo edilmesini sağlar. Bu arada sadece karaciğerde değil, bizim çizgili kaslarımızda da arkadaşlar glikojen olarak depo edilir. Ama buradaki glikojen yapısına fosfat bağlandığı için direkt olarak hani parçalanıp kana verilmiyor. Sadece kas hücreleri tarafından kullanılıyor arkadaşlar. Yine amino asitlerden protein sentezini de hızlandırır. Onu da yazalım. Protein sentezini hızlandırır. Evet, bu şekilde görevleri var. Peki arkadaşlar, insülin eksikliği olursa kanımızda neler gerçekleşir? Vücudumuzda neler olur? Buna bakalım. Şöyle yazıyorum. İnsülin eksikliğinde. Bu arada insülin protein yapılı bir hormondur ve CNP yolunu kullanarak bizim hücrelerimize giriş yapar. Bunu da söylemiş olalım. Arkadaşlar, insülin eksikliğinde kandaki glikoz miktarı artar ve glikoz hücrelere geçemez. Çünkü bakın, insülin ne yapıyordu? Kandaki amino asit ve glikozun hücreye geçişini sağlıyordu. Eğer insülin eksik olursa
kandaki şekeri hem düşüremiyor hem de glikozun hücrelere geçişini engelliyor arkadaşlar. Bu durumda ne olur? Hiperglisemi dediğimiz şeker yükselmesi gerçekleşir. O zaman yazalım. Kanda glikoz miktarı artar. Kanda glikoz miktarı artar. Fakat glikoz hücrelere geçemez. Biz buna ne diyoruz? Hiperglisemi. Hiperglisemi diyoruz arkadaşlar. Yani şekerin yükselmesi diyoruz. Peki başka ne olur? Kanın ozmotik basıncı artar. Bakın kandaki glikoz miktarı artıyor. Glikoz miktarı arttığı için kanın yoğunluğu artıyor. Bu durumda da kandaki ozmotik basınç yani suya olan ihtiyaç da artıyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Kanın ozmotik basıncı artar. Bir diğer etkisi arkadaşlar, hasta sürekli su içer. Ağız kuruluğu çünkü gerçekleşiyor sürekli. Yani ağız kurur. Şöyle yazalım. Ağız kurur ve sürekli su içip idrara çıkılır. İdrara çıkılır. Çok fazla su içildiği için hani bir süre sonra artık daha kanda hani su fazlalığı oluyor ve idrara sürekli çıkılıyor arkadaşlar. Sonra idrarda hani şöyle söyleyeyim. İdrarda glikoza rastlanır arkadaşlar. Onu da yazalım isterseniz. İdrarda glikoza rastlanır. Glikoza rastlanır. Normalde sağlıklı bir insanın idrarında glikoz bulunmaz. Böbreklerin nefron kanallarında bu idrar glikozun tamamı emiliyor. Ama hasta olan yani insülin eksikliği olan kişilerde, şeker hastalarında idrarda glikoz görülür arkadaşlar. Kangren olayı başlar. Nasıl başlıyor peki? Arkadaşlar parmak uçlarından, daha sonra kulak uçlarından şeker ulaşamadığı için bu kısımlara, bu kısımdaki hücreler ölür ve kangren başlar. O zaman şöyle yazalım. Parmak ucu, kulak ucu gibi bölgelere glikoz ulaşamadığı için dokular ölür ve kangren başlar. Arkadaşlar tabii ki görme bozukluğu oluşur. Bunların tamamı neden kaynaklanıyor? Glikozun hücrelere girmemesinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu anlattıklarımın hepsi tip 1 diyabetle ilgilidir. Bakın bunların hepsi tip 1 diyabettir. Tip 1 diyabet ile ilgilidir. Peki tip 2 diyabette ne oluyor? Tip 2 diyabette insülin üretiliyor ama hücrelerdeki reseptörler bozulduğu için etki edemiyor. O zaman onu da yazalım. Tip 2 diyabette insülin üretilir fakat reseptöre bağlanamaz. Çünkü reseptörler artık bozulmuştur. Bu yüzden de arkadaşlar reseptöre bağlanamıyor. Evet, insülinle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabetten de bahsetmiş olduk. Şimdi geliyorum artık ikinci hormonumuza pankreas için. Arkadaşlar B diyeceğim, glukagon hormonu. Glukagon hormonu. Bu hormon da kan şekerini artıran bir hormondur. Diyelim ki kan şekeri normal değerin altına düştü. Ne oluyor arkadaşlar? Kan şekerini artırıyor. Kan şekerini artıran katabolik bir hormondur. Neden katabolik diyoruz? Katabolik bir hormondur. Katabolik ne demek arkadaşlar? Katabolizma ya da ne demek? Yıkım olayı demek değil mi? Çünkü bu ne yapıyor? Glikojeni yıkarak glikoza çeviriyor ve glikozun kana geçmesini sağlıyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Karaciğerdeki glikojenin
glikojenin glikoza dönüşerek kana verilmesini sağlar. Bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar, yağ yıkımını da hızlandırır bu arada bu hormon. Yağ yıkımını hızlandırır. Neden hızlandırıyor şimdi? Bakın, eğer ki karaciğerimizde depo olan glikojen bittiyse bu sefer ne yapıyor? Yağlara geçiyoruz. Ve yağ yakımını da gerçekleştirerek onu glikoza çevirip bu şekilde kana veriyoruz. Hani egzersiz falan yapıldığında diyorlar ya, işte ilk önce karaciğerdeki glikojen yıkılır. O yüzden uzun süreli yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yağların yıkımına başlanması için. Çünkü kısa süreli bir egzersiz yaptığımız zaman ne olacak? Sadece karaciğerdeki glikojen yıkılacak. Bu da zaten vücudumuza yettiği için yağlara geçiş yapılmayacak. Ama uzun süreli bir egzersiz yaparsak hem karaciğerdeki glikojen yıkılacak hem de yağ yakımı hızlanacak. Yağ yakımı başlayacak ve böylece kilo verme olayı gerçekleşecek. Evet arkadaşlar, glukagonla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Bir de şunu söyleyeyim. Glukagon kaslardaki glikojene etki edemez. Çünkü yapısında fosfat vardır arkadaşlar. Bu yüzden şöyle yazayım. Glukagon kaslardaki glikojene etki edemez. Yapısında fosfat bulunduğu için kana geçemez. Sadece kaslarda kullanılır. Bunu da söylemiş olalım. Evet, böylece pankreası bitirmiş olduk. Peki şimdi nereye geçiyoruz? Arkadaşlar, eşeysel bezlere geçiyoruz. Eşeysel bezlerde yumurtalıklar ve testisler olarak ikiye ayrılacak. Yumurtalıklardan östrojen ve progesteron hormonu, testislerden de testosteron hormonu salgılanacak. O zaman şöyle 6 diyelim. 6 eşeysel bezler. Arkadaşlar, eşeysel bezlerden salgılanan hormonlara gonad hormonları da denir. Çünkü neden? Eşeysel organlardan salgılanıyor. Bu yüzden gonad hormonları da denir. Şimdi eşeysel bezlerin salgılandığı hormonlara geldiğimiz zaman şöyle A diyeceğim, yumurtalık. Dişilerde bulunan yumurtalık, değil mi? Yumurtalıktan salgılanan hormonlara bakacağız. Arkadaşlar, yumurtalıktan iki tane hormon salgılanıyor. Bunlardan biri östrojen hormonu, diğeri de progesteron hormonudur. O zaman şöyle yazalım onu da. A diyelim, östrojen. Şimdi östrojen hormonunun etkisine baktığımız zaman üreme sisteminde bahsetmiştik. Burada tekrar edelim. Arkadaşlar, östrojen hormonu dişilerde rahim duvarındaki kılcal kan damarını artırıyor ve mukus miktarını artırıyordu. Neden? Çünkü dişinin rahim dediğimiz kısmını, yani uterusu, hamileliğe, yani embriyonun tutunması için hazırlıyordu arkadaşlar. O yüzden şöyle yazalım. Dişilerde uterusun kılcal kan damarını ve mukus tabakasını artır veya mukus miktarını artır desek daha doğru olurdu. Arkadaşlar, dişiyi gebeliğe hazırlar. Onu da yazalım. Dişiyi gebeliğe hazırlar. Zaten bu yaptığı hazırlıkların tamamı gebelik içindir. Yine süt bezlerini geliştirir. Peki, östrojene salgılanabilmesi için hipofizden hangi hormonun gelmesi lazım? Hangi hormon? FSH, değil mi? O zaman şöyle yazalım. FSH'ın etkisiyle üretilir diyelim arkadaşlar. Bunu da hatırlamış olalım. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Östrojen hormonu hem ovaryumda bulunan graf hücreleri tarafından üretiliyor, hem de hamileliğin 4. ayından itibaren plasenta tarafından üretiliyor. Yani kandaki östrojen seviyesi yüksek tutulmaya çalışılıyor hamilelik sırasında. Çünkü gebeliğe bir nevi devam ettiren hormonlardan bir tanesi de östrojen hormonudur. O zaman şöyle yazalım. Ovaryumun
Ovaryumun graf hücrelerinden ve hamileliğin dördüncü ayından itibaren plasentadan salgılanır. Bu şekilde arkadaşlar östrojenle ilgili söyleyeceklerimiz. Ayrıca östrojen hormonu ikincil eşeysel özelliklerin oluşmasını sağlar. Nedir bu ikincil eşeysel özellikler? Göğüslerin gelişmesi, saçların daha çok uzaması, dişilerdeki saç uzaması erkeklerden daha hızlı gerçekleşir arkadaşlar. Bunun sebebi de östrojen hormonundan kaynaklı. Yine sesin incelmesini sağlıyor. Bu gibi durumları sağlıyor östrojen hormonu. Peki gelelim şimdi ikinci hormonumuza. Yumurtalıktan salgılanan ikinci hormon. Bu da progesteron. Progesteron hormonu. Bu da yine arkadaşlar dişilerde hamileliğin devamı için gerekli olan bir hormondu. Peki ne işe yarıyordu progesteron hormonu? Hemen bakalım. Arkadaşlar yine uterusu kalınlaştırır bakın. Uterusu kalınlaştırır. Yine gebeliğe hazırlıyor çünkü. Sonra mukus salgısını artırır. Arkadaşlar yine fallopi tüpü ve uterusun hareketini artırır. Gebelik döneminde embriyonun rahime yani uterusa tutunmasını sağlar. İsterseniz şöyle yazalım. Embriyonun uterusa tutunmasını sağlar. Diyelim ki işte embriyo hani ilk 3 ay dikkat edilmesi gerekiyor ya. İlk 3 ay tutulma gerçekleştiği zaman sonraki aylarda fazla sıkıntı olmuyor ama tabii ki yine dikkat edilmesi lazım. Progesteron seviyesi düşerse arkadaşlar düşük gerçekleşir. O yüzden de çok dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer düşük riski varsa zaten kana progesteron hormonu veriliyor arkadaşlar. Düşük olayı gerçekleşmesin diye. Yine hem korpus luteumda hem de gebeliğin 4. ayından sonra plasentadan salgılanır. O zaman şöyle yazalım. Hem korpus luteumda. Korpus luteum neydi? Folikül hücrelerinin yağ molekülleri dolmasıyla oluşan sarı cisim dediğimiz yapıydı değil mi? Korpus luteumdan hem de plasentadan salgılanır. Bu arada plasentada salgılayan hücrelerin adı sinsital hücreler arkadaşlar. Sinsital hücrelerdir. Bu hücreler tarafından da salgılanıyor. Yine endometrium tabakasını da arkadaşlar kalınlaştırıyor. Onu da yazalım. Endometriumu kalınlaştırır. Peki bu hangi hormonun etkisiyle, hipofizden salgılanan hangi hormonun etkisiyle üretiliyordu? LH etkisiyle üretilir. Eğer ki FSH diyorsa östrojen, LH diyorsa progesteron gelecekti aklımıza. Yumurtalıkla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. B diyelim testisler. Şuraya B diyelim. Testisler. Zaten testislerden salgılanan tek bir hormon vardır. O da testosteron hormonudur. Şöyle sadece A yazayım. Testosteron hormonu. Arkadaşlar, testislerin Leydig hücrelerinden salgılanan bir hormondur. Testosteron hormonu. O zaman ilk önce nereden salgılandığını yazalım. Leydig hücreleri tarafından salgılanır. Ne işe yarar? Bakın spermlerin olgunlaşmasını sağlar. Yine arkadaşlar ikincil eşeysel özelliklerin oluşmasını sağlar. Nedir bu ikincil eşeysel özellikler? Mesela sesin kalın olması, kasların daha çok gelişmesi, işte kılların çıkması, sakalın çıkması arkadaşlar. Bunları yine kim sağlıyor? Testosteron hormonu sağlıyor. Testosteronun eksikliğinde
Hem spermatogenez hem de arkadaşlar diğer eşeysel özellikler zayıflıyor. Yani testosteronun mutlaka salgılanması gerekiyor. 10-12 yaşlarında testosteron hormonu salgılanmaya başlar. Evet, testosteronla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Şimdi gelelim bir diğer bezimize. Timus bezi. 7 diyorum şuraya. Timus bezi. Arkadaşlar, timus bezinden salgılanan tek bir hormon vardır. O da timozin veya işte timik hormon dediğimiz hormondur. Peki timus bezi nerede bulunuyor? Arkadaşlar, tiroid bezinin hemen altında bulunuyor. Bakın, soluk borusunun üstünde. Soluk borusunun üstünde tiroid bezinin altında bulunur. Altında bulunur. Timozin ya da timik hormon salgılar. Hormonu salgılar. Peki ne işe yarıyor arkadaşlar bu? Timozin hormonu akyuvarlardan antikor yapma özelliğini sağlıyor arkadaşlar. Yani akyuvarların antikor üretmesini sağlar. Yani aslında bizim için bağışıklık sisteminde bu oldukça önemlidir. Bir de T lenfositlerinin olgunlaşmasını da sağlıyor. T lenfositlerinin olgunlaşmasını sağlar. Olgunlaşmasını sağlar. Arkadaşlar, bağışıklık sistemi çocuklarda çok daha önemlidir. Bu yüzden timus bezi çocuklarda büyük, ergenlerde küçüktür. O zaman yazalım. Çocuklarda büyük, yetişkinlerde küçüktür. Yani yaşımız ilerledikçe küçülür. Bunu da diyebiliriz. Evet, timus bezi ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim epifiz bezine. Şöyle 8 diyorum. Epifiz bezi. Epifiz bezi. Arkadaşlar, epifiz bezini yine beyni anlatırken anlatmıştım size. Burada melatonin hormonu dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Ve erken yaşta ergenliğe girilmesini engelliyor. Yani üreme döneminde etkilidir aslında. Şöyle diyelim. Melatonin hormonu salgılar. Nerede bulunuyordu? Ara beyinde, değil mi? Salgılar. Ara beyinde bulunur. Ara beyinde bulunur. Hipofiz de ara beyinde bulunuyordu arkadaşlar. İkisi birlikte bulunuyor zaten. Bir de erken girişi önler. Yani diyor ki, hani ergenliğe erken girme, işte biraz daha bekle gibisinden arkadaşlar engelliyor. Gelelim bir diğer beze, plasenta diyeceğiz arkadaşlar, ama plasenta için sadece hangi hormonları salgıladığını yazacağım ben. Çünkü zaten anlattık. Plasenta hangi hormonları salgılıyor? Arkadaşlar, genellikle hamileliğin 4. ayından itibaren, bakın genelde hamileliğin 4. ayından itibaren ne salgılıyor? Progesteron ve östrojen salgılar. Progesteron ve östrojen salgılar. Evet, bu şekilde plasentayı da anlatmış olduk. Şimdi bir de sindirim hormonları var arkadaşlar. Bu hormonların da isimlerini zaten ben size vermiştim. Detaylarını anlatmayacağım. Neden? Çünkü detaylarını sindirim sisteminde göreceğiz. O yüzden burada sadece isim olarak bilmenizi istiyorum. Nedir sindirim hormonları? Gastrin. Mideden üretilip yine mideyi uyaran bir hormondur. Enterogastrin, ince bağırsaktan üretilip mideyi uyaran bir hormondur. Sekretin, ince bağırsaktan üretilir, karaciğeri ve pankreası etkileyen bir hormondur. Kolesistokinin hormonu, bu da arkadaşlar yine ince bağırsakta üretilir, pankreası ve safra kesesini uyarır. Bir de eritropoyetin hormonu var. Bu sindirim hormonu değil arkadaşlar. Bu da karaciğerde ve böbreklerde al yuvar oluşumunu sağlayan bir hormondur. Bunları yeri geldiği zaman söyleyeceğim. O yüzden isim olarak zaten en başta bahsetmiştim. İsim olarak bilmeniz yeterli. Ben burada iki tane not yazmak istiyorum. Bu notlar çünkü oldukça önemlidir. Şimdi birbirine zıt çalışan hormonları yazmak istiyorum arkadaşlar. Antagonist hormonlar diyorum.
Antagonist hormonlar. Şimdi antagonist hormonlar nelerdir? Bir kere birincisi insülin, glukagon. İnsülin ve glukagon. Daha sonra kalsitonin, kalsitonin parat hormon. Parat hormon. Adrenalin. Sakın noradrenalin demeyin. Değil. Çünkü noradrenalin de adrenalinle aynı etki gösteriyor. Asetilkolin diyeceğiz. Asetilkolin. Bu da yine sinir hücreleri tarafından üretilen bir hormondu asetilkolin. Ve arkadaşlar kortizol ve glukagon. Kortizol, glukagon. Bakın glukagon yine ters etki yapıyor. Bu şekilde antagonist hormonları yazdık. Bir de kan şekerini artıran hormonlardan bahsetmek istiyorum. Onu da unutmadan yazalım. Kan şekerini artıran hormonlar diyelim. Kan şekerini artıran hormonlar. Neydi? 5 taneydi, değil mi? 1. Söyleyelim hemen baştan. Tiroksin. 2. Adrenalin. 3. Noradrenalin. Noradrenalin. 4. Kortizol. Kortizol nasıl yapıyor? Kortizol yağları ve proteinleri glikoza çevirerek yapıyor arkadaşlar. Kortizolun etkisi farklı. Diğerleri direkt hani glikojeni etki ederek hani glikoza çevirip hani şey yapıyor, yükseltiyor. Ama kortizol yağları ve proteinleri çevirerek yapıyor. Bir de 5. Glukagon. Glukagon. Bunlar kan şekerini artıran hormonlarımızdır. Evet, böylece hormonların sonuna geldik. Arkadaşlar, hormonlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bir de geri bildirim mekanizması var. Kısaca ondan da bahsedeyim. Buraya yazmayacağım. Çok basit bir şey aslında. Şimdi geri bildirim mekanizması şu. Bir hormon, diyelim ki bir hormonu etkiliyor. Nedir bu hormon? Örnek veriyorum. Mesela TSH. TSH hormonu ne yapıyordu? Tiroidleri uyararak tiroksin hormonunun üretilmesini sağlıyor. Eğer ki kanımızdaki tiroksin seviyesi artarsa, bu sefer bu tiroksin geri bildirim yaparak gidip ya hipotalamusu uyarıyor ya da hipofizi uyarıyor. Diyor ki benim miktarım kanda yeterince arttı. Sen diyor dur, daha üretme diyor TSH'ı ve ben böylece kandaki seviyem normale dönsün. Arkadaşlar biz buna geri bildirim mekanizması diyoruz. Negatif geri bildirim ve pozitif geri bildirim olarak gerçekleşebilir. Pozitif geri bildirim eğer ki bir hormon diğer hormonu artırıyorsa biz buna pozitif geri bildirim. Bir hormon diğerini azaltıyorsa buna da negatif geri bildirim diyoruz. Geri bildirimle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Böyle çok uzun uzun yazmaya gerek yok. Zaten aklınızda da tutabilirsiniz. Evet, böylece hormonları bitirdik. Bir sonraki videoda soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.